Çünkü kayıt dışılık bir böyle hani eksojen bir değişken değil. Kayıt dışılık bir semptom. Yani endojen bir değişken. Yani bizim iktisadi anlamda hani modellerde endojen bir değişken olarak ortaya konması gereken bir şey. Endojenden kastım da hani başka faktörlerden etkilenen bir şey. Yani işte kurumsal kaliteden bağımsız değil, vergilerden bağımsız değil, yolsuzluktan bağımsız değil, kamuya duyulan güvenden bağımsız değil. Ve tabii pek çok da etkisi var diğer değişkenlere. Büyümeye olumsuz etkisi var mesela. İşte ne bileyim ben beşeri sermayenin gelişimine olumsuz etkisi var. Teknolojik gelişime olumsuz etkisi var. Devletlerin topladığı vergilere olumsuz etkisi var ki yani vergilerin yüksek olması da devlet kapasitesini olumlu etkileyen bir şey. Hani en azından konulan vergilerin toplanabilmesi diyeyim. Devlet kapasitesini olumlu etkileyen bir şey. İşte bak az önce de mesela ki araştırmanın bu pandemi sırasında yaptığımız bulguda kayıt dışı ekonominin daha küçük olduğu ülkelerde şey de küçük. Kayıt dışı ekonominin daha büyük olduğu ülkelerde özür dilerim. Mali paket de pandemiye karşı açıklanan mali paket de küçük. Çünkü devletlerin belki de hani ortaya koyabilecekleri yeterince kaynak yok işte. Hani bu düzgün vergi toplayamadıkları için vergi gelirleri kayıt dışı ekonominin varlığı nedeniyle daha sınırlı olduğu için. Şimdi kayıt dışı ekonomi tabii şunu da kabul etmek lazım. Hani kayıt dışı ekonomi bir semptom olduğu için şu da var. Yani kayıt dışı ekonomiyi hani hiç böyle ne bileyim ben çok böyle sert önlemlerle falan kayıt dışı ekonominin aslında ortaya çıkaran sorunları çözmeden doğrudan kayıt dışılığa saldırmanın bir anlamı yok. Şöyle yok. Yani diyelim ki işte Türkiye'de şu anda biz zaten onunla ilgili bir çalışma yaptık. Ona örnek vereceğim. Diyelim ki bir şekilde hani yasal önlemlerle, polisi önlemlerle diyeyim kayıt dışılığı bir şekilde sıfırladık. Yani dedik ki sigortasız adam mı çalıştırıyorsun? Cezan idam. Atıyorum yani şu an biraz uyduruyorum ama malına mülküne el koyuyoruz falan. Bir şekilde insanları korkuttuk vesaire neyse. Veya inanılmaz böyle bir elektronik gözetim sistemine geçtik falan. Kayıt dışılığı bir şekilde sıfırladık diyelim. Elimize böyle bir şey mucizevi değnek olsun. Onu sıfırladık. Ki Türkiye'de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü gayri safi yurt dışı hasılaya oranı %25 civarında falan. Bu dünyadaki en kötü oran değil bu arada. Yani iki uç örnek vereyim. İşte Amerika, İsviçre %8, %7,5, %8 civarı gayri safi yurt dışı hasılaya oran olarak. Gerçi hani Amerika'nın %8'i bile bayağı büyük bir oran yani ama $1 trilyon falan ama yani hani şey $1 trilyon üzerinde hatta çok ciddi bir rakam. Hani oransal olarak %1, yani %8. Türkiye'de %25 civarı söyledim. Öte yandan işte bazı Latin Amerika ülkelerinde, Sahra altı Afrika ülkelerinde örneğin Latin Amerika'dan Bolivya, Panama %60, %65 gayri safi yurt dışı hasılaya oran olarak. Türkiye arada bir yerde %25 civarında ve zaman içindeki trende düşüş seviyesinde fakat yani 50'lerden günümüze baktığımız zaman düşüş seviyesinde fakat son yıllarda son 6-7 yılda falan o düşüş trendi de yavaşlamış vaziyette. Yani bir nevi böyle neredeyse sabit gibi bir şey. Neyse şimdi buradan devam ediyorum. Diyelim ki bu %25'i sıfırladık bir şekilde polisi önlemlerle, sert önlemlerle. Şunu mu beklememiz lazım diye sorabilirsiniz. %25'i sıfırladık. Dolayısıyla artık bundan sonra o %25'i direkt formal yani kayıtlı ekonomiye ekleyebiliriz. Cevap hayır. Çünkü o %25'i sıfırladığınız zaman o %25 zaten mesela kayıt dışı ekonomide istihdam edilen kişiler veya kayıt dışı ekonomide varlığını sürdüren firmalar olsun. Bunları siz polisi önlemlerle sıfırladığınız zaman bunların önemli bir kısmı zaten kayıtlı ekonomide o aynı işi yapamayacaklar. Yani iş gücü ise o işi bulamayacak kayıtlı ekonomide. Zaten bulamadığı için kayıt dışı ekonomide çalışıyor. Veya kayıt dışı bir faaliyet yapıyorsa onu kayıtlı ekonomideki faaliyet olarak taşıyamayacak. Yani zaten çünkü firmalar şöyle değil. Yani hiçbir firma neredeyse hani %100 kayıt dışı değil. İlla bütün firmalar bir şekilde ya belediyeye bir şey ödüyor ya ne bileyim ben yani bir şekilde ufak tefek vergi ödüyor, bir şey yapıyor. Kayıtlı sağa sola bir yere, ticaret odasına, şuna buna. Ama hani kendi içerisinde atıyorum 100 birim iktisadi faaliyeti yapıyorsa bunun belki 20'si kayıt dışı, 80'ini kayıtlı atıyorum. Ama siz bir şekilde polisyonellerle bunu sıfıra indirdiğiniz zaman direkt onu kayıtlı aktiviteye eklemeyeceğiz. Çok daha az bir orana eklenecek. Hatta o oranla ilgili bir çalışma da yaptık. Hani oran mesela biz bu çalışmayı yaptığımızda zannedersem 2012 veya 2013 yılıydı. Çalışmayı yaptığımız kuruluş da Mastercard'tı bu arada. Mastercard şunu söylüyordu. İşte bütün şeyleri, işlemleri, transaction'ları kredi kartıyla yapalım. Kartla yapalım yani. Onu hani promote etmeye çalışıyorlardı. Kartla yaparsak ne olur? Büyük ölçüde kayıt dışını çözersiniz. Hani nakit kullanımını sıfırladığınız zaman diyelim. Çünkü her şey bir şekilde o hani işletim şey yolu yani bilgi işlem yoluyla devletin gözetimine gidecek. O zaman mesela o zamanlar %30 civarıydı bu oran. Kayıt dışı ekonominin gayri safi yurt dışı hasılaya 29-30 civarındaydı. Biz orada %3 falan bulduk. Yani o %30'un ancak onda biri falan ancak kayıtlı ekonomiye eklenebiliyor. Dolayısıyla hani kayıt dışını böyle doğrudan yani hiçbir devlet zaten böyle bir önlemle sıfırlamaz ama tamamen hani biraz counterfactual olarak konuşuyorum. Bu şekilde sıfırlamak çok hani şey değil, hani anlamlı bir çözüm değil. E ne yapmak lazım peki diyeceksiniz. İşte kayıt dışı bir semptom değil ki, o semptomu ortaya çıkaran şeyleri çözmek lazım. Hani biraz tıbbi terimle konuşacak olursak. O semptoma neden olanları, şeyleri bulmamız gerekiyor. O da işte tabii şuna geliyor olay. Kayıt dışı ekonominin belirleyicileri, yani determinantları, belirleyicileri nelerdir? Bununla ilgili de çok kapsamlı bir literatür var. Bir sürü değişken var. İrili ufaklı, yani farklı boyutlarda kayıt dışılığı büyüklüğünü etkileyen. Enflasyon, vergi oranları, dolaylı vergilerin doğrudan vergileri oranı, kamusal güven, yani mesela komşuna duyduğun güven, kayıt dışı ekonominin önemli bir belirleyicisi. Çünkü veya devlete duyduğun, hani hukuk sistemine duyduğun güven falan da diyebilirsin ama komşuna duyduğun ne alaka? Çünkü hani kayıt dışını yaratan şeylerden bir tanesi aslında insanların belli regülasyonlara, bunların arasında vergilerle ilgili regülasyonlara geliyor, uymaması geliyor. Niye uymuyoruz? Çünkü komşumun uymadığını düşünüyorum. Millet uymazken benim uymam da bana enayilik gibi geliyor olabilir haliyle. Dolayısıyla hani bu da mesela kayıt dışına neden oluyor. Yani ben hatta bununla ilgili Twitter'da bir fotoğraf paylaşmıştım yakın zamanda. Tekirdağ civarında bir kırmızı ışık trafiğinde beklerken işte emniyet şeridini kullanan pek çok araba vardı. İşte bu emniyet şeridinin bu kadar sık kullanılması bile bir semptom işte aslında. Kayıt dışılıkla çok alakalı olan bir semptom. Yani işte bu aslında hani kurallara uymama veya işte kurallara böyle şey uyma, hani seçili uyma. Seçtiğin bazı tek tük kurallara uymayla alakalı aslında. Bu da kayıt dışının önemli belirleyicisi ve gerçekten de hani biraz baktığımız zaman mesela yani neden olduğu için söylemiyorum. İkisinin de semptom, ikisi de bir semptom ve başka şeylerden besleniyorlar. Hani trafik kurallarına uyulmasıyla kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasında bile çok ciddi bir korelasyon var. Nedensel iki ilişkisi yok ama korelasyon var. Çünkü bu ikisi aynı şeyden besleniyor. Dolayısıyla hani bunları çözmeden de kayıt dışılığı çözmek çok da mümkün değil gibi geliyor bana.